Sizden çok haz etmeyen, başınıza bir şey geldiğinde de ellerini ovuşturan bir kitle var. Onlara ne söylemek gerekir? Cemaatten mi demek istiyorsun sen? Bana mı söylüyorsun, kendinize mi söylüyorsun? Yok yok, yani genel olarak illa cemaat olması gerekmiyor. Yani ben mesela şöyle söyleyeyim. Bugün Doğan grubu da aynı şey için geçerli. Bugün, başka bir grupta yani. Bugün o gün değil. Bunu düşün. Evet. Eğer bugün, şimdi cemaatten hoşlanmayan çok adam var. Cemaatten hoşlanmamak için çok haklı nedenler de olabilir. Kemalistlerden hoşlanmayan çok adam var. Onlar için de çok haklı nedenleri olabilir. Milliyetçilerden de, Kürtlerden de, herkesin bir takım hoşlanmamak için haklı nedenleri olabilir. Bir misal vereyim parantez. Hep Cem Uzan örneği verilir. Sonra işte Kara Mehmet mallarına el konuldu, bankasına. İşte Turgay Ciner benzer bir süreci yaşadı vesaire. Muarızları ya da rakipleri başına bir şey geldiğinde o alanın boşaldığını, bak iyi oldu dediğini, o işte hukuk olup olmamasına çok fazla bakmadır. Genel olarak söylüyorum, illa bugün bu cemaat örneği olabilir. Ama dün başkaydı, yarın belki başka olacak o anlamda. Bugün bunun cemaatle bir alakası yok. Hı hı. Bu seferki Erdoğan cemaat düşmanlığından olmuyor. Hı hı. Türkiye'de iki tane ses kanalı kaldı. Kitleye ulaşan. Evet. Biri Doğan grubu. Biri de senin cemaat dediğin kurumların yayın organları. Sizinkiler Doğan'ınkinden fazlasın. Bilmem ne kadar, kaç tane gazeteniz var. Epeyce bir gazeteniz var. Televizyon i̇ki televizyonumuz, iki gazetemiz var. Televizyon kanallarınız var. Evet. Ve şu anda AKP medyası zaten bizim gibi adamları konuşturmuyor. Doğan medyası birazcık daha ikircikli. İşte biraz konuşturuyor, biraz konuşturmuyor. Tek sesin ulaşabileceği mecra sizin kanallarınız. Sizi... Başka olaylarda size cemaat olduğunuz için saldırdı, düşman olduğunuz için birbirinize. Ama bu saldırı siz cemaat olduğunuz için olan bir saldırı değil. Bu saldırı insanların konuşabileceği bir alanın önünü kesmek için yapılan bir saldırı. Sizi susturduktan sonra zaten Doğan tek başına kalacak. Yani cemaati düşmanı olan kadar Doğan grubuna düşman insan var. Ve sonra da onu boğacak. Eğer Doğan grubu burada yardıma gelmezse, Sözcü de mesela çok harika davrandı. Eğer burada herkes bir araya gelmezse, birlikte ses çıkarmazsa, dediğim gibi sırtlanların kendinden çok daha güçlü olan bufaloları avlamaları gibi sürüden teker teker ayırıp avlayacaklar. Sürüden ayrılmamak lazım şimdi hakikaten. Yani oh olsun zamanı değil dediniz. Ya eğer oh olsun diyenler varsa şunu açık çok net inanarak söyleyebilirim. Şu sırada cemaate oh olsun, ona yardıma gitmeyin diyen adam varsa devletin, Erdoğan'ın, AKP'nin ajanıdır. Kesin buna inanırım. Başka hiçbir insan şu sırada o olsun demez. Çünkü onların dışındaki herkesin başı dertte. Onların dışındaki herkes tehlikede. Biraz önce söyledin. Deniz bir tek tweetiyle işinden oldu. Evet. Tweete tahammüllükleri yok. Tweete tahammüllü. Dava açıyorlar tweetler için. Bütün tweetleri takip ediyorlar. Yakında insanlar sokaklarda, otobüslerde konuşamaz, şaka yapamaz hale gelecek. AKP'liler dahil. Ben bir kere... Şunu yazmıştım. Bir ülkede kimle ilgili şaka yapamıyorsa iktidar ondadır. Erdoğan'la ilgili şaka yapabiliyorlar mı? Sen sokakta Erdoğan'la ilgili şaka duyuyor musun? Bundan 10 sene önce gene şaka yapılmayan insanlar vardı. Onlar da paşalardı. Ya Türkiye bundan kurtulmak zorunda. 90 yıllık askeri vesayeti yıktık. Şimdi Erdoğan'la mı uğraşacağız? 4 senede o yaşadı. Yeter o kadar ona. Bu işi bitirmek lazım. Bu iş bitecek zaten. 1 Kasım'da bir daha seçilmeyeceğini biliyor. Erdoğan'ın bir geleceği yok. Türkiye Erdoğan'ı başkan yapmayacak. Yani Erdoğan bunu merak ediyorsa, hepimizi öldürse, herkesi sustursa da Türkiye Erdoğan'ı başkan yapmayacak. Erdoğan başkan olmayacak. Bunu anladı. Bunu anladığı için ben fiilen sistemi değiştirdim dedi. Yani siz beni yapmıyorsunuz, ben kendimi yaptım gibi. Sen kendini yapamazsın. Sen kendini başkan ilan edemezsin. Olmayacaksın. Şimdi başkan olmayacak ama başkan olmadığı zaman onun için hukuk tehlikesi başlıyor. İşte orada da büyük bir devlet şiddeti kullanırım, bastırırım, sustururum ve kontrolümü aldırırım, altına alırım diye düşünüyor. Ve buna doğru gidiyor işte. Şu noktada bu gücü de yok yalnız. O bir azınlık. Evet. Azınlık ve elinde devletin üniformasını giyen ama devlet adına çalışmayan elemanlar var. Onlar da suç işliyor. Şimdi bütün bunları afişe etmek ve kararlı bir sesle karşı çıkmak gerekir. Muhalefet de bunu yapmak zorunda. Yani zannetmiyor musunuz ki eğer Erdoğan bugün sizi, yarın Doğan susturursa, öbürsü gün MHP'nin etrafını... Hayır, o da zaten susturur da taraf. Öbürsü gün MHP'nin etrafını polislerin çevirmeyeceğini mi zannediyorsunuz?
CHP'de paralel adamlar var diye baskın yapılmayacağını mı zannediyorsunuz? Bu böyle başlar. Ha, ama bunun sonunda iş savaşa gider. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı İş Bankası manşetleri daha çok taze. Yok. Duramaz. Evet. Erdoğan kendi başına duramaz. Erdoğan'ın Türkiye'nin durdurması gerekiyor. Bir yorum soru soracağım sizin anlattıklarınızı toparlayarak. Dediniz ki sistem fiilen değişti. Yani medya da değişti, onarıma ihtiyaç var. Sivil toplum da değişti, onarıma ihtiyaç var. Muhalefet ayarları bozuldu. Üç partiyi karıştırdı. Cumhuriyet'in attığı bir başlıktı ve belki olayı en iyi özetleyen başlıktı. Parlamento bekleme odasına alındı. Hakikaten de öyle oldu. Bu ayarlar nasıl onarılabilir? Ya da nereden başlanır? Parlamento, siyaset, seçim, ya buna çıkış yolu. Çok zor değiller ki. Bunlar aslında nereden başladı? Bu Devlet Bahçeli'den başladı. Devlet Bahçeli dedi ki ben HDP'nin olduğu hiçbir şeyde olmayacağım. Dediği andan itibaren Erdoğan'ın önü açıldı. Yani Erdoğan bir şey yapmadı bu sefer. Erdoğan'ın yolu çünkü kapanmıştı. Erdoğan'ın yolu yok. Erdoğan'ın Bahçeli bir yol açtı. Şimdi oradan yürüyüp büyük bir şiddetle vurup duvarları yıkabilir miyim diye bakıyor. Erdoğan'ın siyaseten kendini açabildiği bir yolu yok artık. Ama Bahçeli zannediyor ki bir daha seçim olursa Kürtler yok olacak Türkiye'den. Ya Kürtler orada var. 20 milyon insan. Sen ondan hoşlanmıyorsun diye onlar yok olmuyorlar. Yok olmayacaklar. Ve onların da bir sözü var, söyleyecekler. Ve mümkünse bunu silahsız söylesinler ya. Siyaset silahsız. Gelmişler silahsız söylemeye 80 tane adam laf söyleyecek. Ben onları saymıyorum dedi Bahçeli. Sen Kürtleri saymadığın zaman Erdoğan'ın yolu açılıyor. Burada yani yapılacak şey çok basit. Eğer Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu başbakanlık teklif etti. Siyaset tarihinde ilk defa birisi birisine başbakanlık teklif edince başbakanlık teklif edilen öbürüne küfretti. Aşağılık falan hakaret etti ona. Bir daha nereden başbakanlık bulacak Bahçeli? Anlamak yani Bahçeli'yi anlamak mümkün değil. Ya bir tek şey devlet dediğimiz yani o hiçbir zaman değişmeyen bir yapı vardır. Asker gelir sivil kim gelirse gelsin bir yapı var devlet dediğimiz. Kimse ne olduğunu da bilmiyor. Devleti onu oluşturan adamlar da aslında devletliler, devlet onlardır. O Kürtlerden korktu çok. Sizin tarafta harika bir yazınız vardı. O tarafın logosunun kenarına da böyle anonslanırdı bir küçük kutu. Orada okudum ben. Sonra yazı da zaten onun çözümlemesi olarak geçiyordu. Şunu koymuştunuz. Devleti ele geçirmek. Evet. Yahu devlet kimin elinde ki eğer devleti ele geçirmekten bahsediliyorsa devlet birisinin demek elinde. Ki birinin elinde. Zaten elinde. İşte onlar Kürtlerden korktular. Bahçeli de zannediyorum onların refleksi ve reaksiyonunun temsilcisi oldu. Çünkü Bahçeli'nin yaptıklarını politik olarak açıklamak mümkün değil. Hiçbir şekilde bir politik açıklaması yok. Yani başbakan olacaktı. Ülkeyi seçime kadar 2 yıl 3 yıl o götürecekti. MHP teşkilatları ilk defa devletle yönetmeye geldikleri için coşacaklardı. Seçimde oylarını patlatacaktı. Bütün bunları reddetti. CHP de geçici hükümete 5 bakan vermedi. Bence haklıydı. O taktik bir şey yaptı. Hükümette 11 bakan AKP, 11 bakan muhalefetten olsa nasıl olurdu? Şimdi son politik konu yani. Politikanın psikolojik biraz rahatlayalım diye sordum. Politikanın psikolojik tarafları da var. MHP ile CHP çekilince AKP'nin bu seçimde en çok saldıracağı şey Kürtlerdi. Çünkü Kürtlere vurup milliyetçilerden oy almak istiyor. CHP ile MHP çekilince AKP en çok vuracağı, çatacağı adamlarla bir arada bir şeyin içinde kaldı. Hükümetin içinde kaldı. Onu sıkıştırmak için yaptılar. Beni hatta biraz da gülümseten bir taktik olarak görüyorum. Çünkü AKP'nin bütün şeyi PKK'ya HDP ile aynı şeydir demek. HDP'ye vurmak, Kürtlerden oy alamıyorsa bile işte MHP'nin milliyetçi oylarını almaktı. Ama MHP ile CHP çekilince AKP HDP ile baş başa kaldı. Ne alt edecek ne söyleyecek bilmiyorum. Onlar da ondan kıvranıyorlar. O bence küçük eğlenceli bir taktikti. Çünkü zaten 2 ay. Ya 2 ayda ya 2 ay için küçük bir taktik yaptı. Yani başka açılardan konuştuğunda belki ya girse iyi olurdu diyebilirsin. Teşekkür ederim. Ama bence burada fena bir taktik değil. Bunu meydanlarda kullanacaklar. MHP diyecek ki HDP'nin koalisyon ortağı AKP'dir. CHP de herhalde buna benzer bir şey söyleyecek. AKP de biraz sıkışacak. O yani 2 aylık bir taktik manevra bence. Toparlayalım. Gerçekten bence son derece ufuk açıcı bir analiz oldu.